Evet Gençler merhaba. Özel noktalarla ilgili çektiğim seride yeni bir videoya geldik. Nagel noktasının 5. videosu. Bunda Nagel doğrusunu anlatacağız. Ya bir doğru niye özel oluyor ki? Yani bir milyon tane doğru var değil mi? Ya bir Nagel'in bulduğu doğru. Ya bir doğruya niye isim verilir ki? Ya da bir insanın ismi verilir. Binlerce doğru varken. Çünkü 2, 3, 4, 5 özel noktadan hepsinden birden geçiyorsa, yani özelliği oradan geliyor. Örneğin Euler doğrusunu görmüştük. Hatırlarsanız hem diklik merkezinden hem kenarortayların kesişim noktasından hem çevrel çember merkezinden hem yetmezmiş gibi 9 nokta çemberinin merkezinden bunların hepsinden geçen doğruydu Euler doğrusu. İşte Nagel doğrusu da üçgenin bazı özel noktalarından geçen bir doğru. Hemen ilgili teoremi vereyim. Bir üçgende, yani her üçgende aslında, her üçgende, bir üçgende iç açı ortayların kesiştiği yer, kenar ortayların kesiştiği yer ve Nagel noktası, Nagel noktaları doğrusaldır. İşte bu noktaların üçünden birden geç. Yani iki tane noktadan zaten farklı iki noktadan her zaman bir doğru geçer. Onun bir özelliği yok ama bir başka noktayla da doğrusu olması bu ilginç. Bunu kanıtlayacağız ama kanıtta bazı hatırlatmam gereken şeyler olabilir. Şöyle bir güzel bir üçgenimizi çizelim. Ben normalde güzel çizdim sanıyorum videoyu izlerken. Bakıyorum hep eğri çizmişim. Bu bir ABC üçgeni olsun. Şimdi bu üçgenin kenarlarının orta noktalarını işaretleyeceğiz. Şura, buradan böyle bir. Evet. Evet, bu da o üçgenin orta üçgeni olsun. A üssü, B üssü, C üssüyle isimlendirelim orta noktaları da. Şimdi bu Nagel noktasının 5. videosu. İlk 4 videoda ve daha önceki videolarda anlattığımız birçok şeyi kullanacağız. Mesela şu an neyi kullanacağız? Bir tanesini hemen göstereyim. Önsal 1. Önsal 1 şu. Bir üçgenin kenar ortaylarının kesişme noktasıyla bir üçgenin G'siyle o üçgenin orta üçgeninin G'si anlayın ne demek istedim. Yani onu G üssüyle gösterelim. Çakışıktır. Aynı noktadır. Yazmaya yapışalım yani. Üçgenin G'si diyorum. Aslında o üçgensel bölgenin ağırlık merkezi demek. Yani kenar ortayların kesişim nokta. Bunu hemen kanıtlayalım. Mesela bir üçgen. Bakın şu bir kenar ortay. Bu bir diğeri. Bu da diğeri. Gene lise derslerimizden biliyoruz. Kenar ortaylar bir noktada kesişir. Ve o nokta işte zaten G ile gösterilen nokta. Şimdi bura orta nokta, bura orta nokta olduğu için bunun da orta taban olduğunu biliyoruz. Ve orta tabanın daima tabana paralel olduğunu da biliyoruz. Kötü çizmişim. Evet, bunun tabana paralel olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bakın burada bir kelebek oluştu. O kelebekteki benzerlik oranının da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Çünkü orta tabanın uzunluğunun tabanın yarısı kadar olduğunu. Demek ki burayla buranın oranı 1'e 2. O zaman burayla buranın oranı 1'e 2. O zaman Thales teoreminden burayla buranın da oranı 1'e 2. Yani şurası k santimse burası 2K santim olmaz mı? Olur. Aynısını diğer orta tabanlar için de yaparsanız gene bakın burada bir kelebek var. Gene 1'e 2 oranında uzatmayayım. Burası T ise burası 2T olur. Aynı işlemleri bunun için yapsak burası 2N ise burası N olur. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. A üssü, B üssü, C üssü üçgenine yani şu orta üçgene odaklanın. Üç kesen bir noktada kesişmiş ve o kesişme noktası o kesenleri 2'ye 1 oranında bölmüş. O da ağırlık merkezi değil mi? Dolayısıyla burası hem büyük üçgensel bölgenin ağırlık merkeziyken hem de onun orta üçgeninin de ağırlık merkezi.
Yani şimdi bunu kullanacağız bu soruda. Bir bunu hatırlattım. Bir hatırlatmam gereken bir şey daha var. Ön sabı 2. O da şu. Söz gelimi onu şeyle yazmayacağım. Mesela bu iki üçgen benzer olsun. Söz gelimi bu ABC. Bu da A üssü, B üssü, C üssü olsun. Benzer üçgenleri biz nasıl yorumlamıştık? Hatırlarsınız eski derslerimizde. Sanki bu bunun büyüteçle büyütülmüş hali gibi. Büyüteç kenar uzunluklarını büyütebilirdi ama hatırlarsanız açı ölçülerini değiştiremez. Bir şey daha değiştiremez, oranları değiştiremezdi. Söz gelimi şöyle diyorum. Mesela burası bunun I'sı. Atıyorum. Şurası da G'si. Yani salladım. Salladım. Doğru olduğundan demiyorum. Bu da bunun I'sı. Bunun G'si. I üssü, G üssü diyeyim. Şimdi gençler, bu ikisinden geçen doğru söz gelimi BC'yi alfa derecelik bir dar açıyla kessin. Sizce şu açı kaç derece olur? Değil mi? Bu bunun küçültülmüş hali. Dolayısıyla uzunluklar küçülebilir ama açı ölçüleri değişmez. Bunlar aynı olur. İşte o zaman şöyle yapacağım. Bakın şeyi de biliyoruz. Daha önce anlattık. Bu dört üçgenin hepsi birbiriyle eş. Yani bu dört üçgenin her biri en büyükle benzer ve 1'e 2 oranında benzerler. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Mesela büyük üçgende, büyük üçgen tam oradaki gibi bir şey çizeyim. Şöyle, evet. Büyük üçgende bakın şuna I. Tam böyle üç kenara da uzaklığı eşit olacak şekilde. Bir yandan da kenar ortayı çiziyorum. Şurası da G diyelim. Bura I, bura G. Heh. Peki. Bir de bunun orta üçgenini çiziyorum. Şu üçgeni kenara. Bakın şöyle. Heh. Bu da şuradaki üçgen. Peki bunun I'sı buradayken bunun da G üssüsü burada değil mi? Buna I üssü, buna G üssü diyelim. Peki. O zaman burada I ve G'den geçen doğru neyse tabii bunu böyle takla atmış hali ya. Dolayısıyla hop bu da bu açıda bunlar aynı olmaz mı? Şimdi işte onu yapacağız burada. Çünkü bakın burası buraya paralel. Çünkü o önceden şuradaydı biliyorsun bak şöyleydi. Yani şu üçgeni buraya çizdim. Tamam. Şimdi o zaman geliyorum. Çok önemli. Şimdi göz kararı şurası büyük üçgenin I'sı gibi. Şurası büyük üçgenin I'sı yazdım. Bir de kenarortayların kesiştiği yer. Burayla şunun kesiştiği yer. Bakın G de şura gibi. Ha. Peki. I ve G'den geçen doğruyu çiziyorum gençler. I ve G'den geçen doğruyu çiziyorum. Bir kere şunu hemen görelim mi? Bakın şu uzunluk var ya şu uzunluk. Ben diyorum ki X de. Şu uzunluk ben diyorum ki 2X'tir. Sebep? Bu üçgen bunun iki katı değil mi? Değil mi? Uzunluklar büyür küçülür büyüteçte. Ama açı ölçüleri değişmez. Ve dikkat ederseniz burada IG'nin sağındayken burada solunda oluyor. Niye? Ters çevirdik ya. O zaman şöyle bir durum olacak bakın. Bu IG. Şurası da şöyle yapayım. Göz kararı evet. Bakın burası hem ben hem büyük üçgenin G'si olarak işaretledim ama ön sağ bir de burası orta üçgenin ağırlık merkezi değil mi? Burası da orta üçgenin I'sı işte. I'sı. Ve şunu da biliyoruz. Şu uzunluk 1 birimse X demeyeyim artık. Bu uzunluk 1 birimse bu uzunluk 2 birimdir. Burada anlattığım muhabbetten dolayı. Şimdi gelelim ön sabı 3'e. Ön sabı 3'ü yazmayacağım. Ön sabı 3 Nagel noktası 4 isimli videoda kanıtlandı. Hatırlarsanız orta üçgenin Nagel noktası neydi? En büyük hatta problem 3 olarak mı vermiştik onu? Problem 3 olarak vermiştik. Orta üçgenin Nagel noktası en büyük üçgen işte çemberinin merkezi çıkmıştı. O zaman bakın burası en büyük üçgen işte çemberinin merkezi. O zaman burası şu küçük üçgeninde, yani küçük üçgen derken orta üçgeni kastediyorum. Onun Nagel noktasıdır. O halde bakın
şeyi bulduk. I üssü, G üssü, N üssünün doğrusal olduğunu bulduk. Ama zaten bu üçgen en büyük üçgene benzer ya, dolayısıyla büyükte de öyle olmalı. Onun için bakın şurada bir yerde de büyüğün nagel noktası olmalı. Çünkü I, G, N doğrusalsa burada da I, G, N doğrusal. Ve dahası var. Dikkat edin. NG arası GI arasının iki katı. O zaman burada da NG arası GI'nin iki katı. E burada GI 2. O zaman burada 4 olmalı. Bakın da buraya 3 kaldı. Demek ki dahasını da bulduk. Öncelikle kanıt tamamlandı. Doğrusaldır. Hatta şöyle diyorum. Hatta şimdi ekleyeceğim. Şimdi ön sav 3'ü bir video olarak çekeceğim size. Ama daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Gençler hatırlar. Hatta özel noktalar videosunun en başında ben bir hikayemi anlatmıştım. Bu özel noktalar çalışmaya nasıl başladığıma dair. Hani öğretmenlik yıllarımın ilk senelerinde bile üçgenin ağırlık merkeziyle üçgensel bölgenin ağırlık merkezini ayrı sanıyorum. Bir gün öğrendim olmadığını demiştim ya. O üçgensel bölgenin ağırlık merkezi bu G ile gösterilen. Ama bir de üçgenin yani içi dolu olmayan üç tane doğru parçasından müteşekkil bir şekil düşünün. Onun ağırlık merkezi gençler eğer üçgen eşkenar üçgen falan değilse bu liselerde öğretilen G noktası değil başka bir nokta. Şöyle onun için bir video çekmeye size söz veriyorum. Bakın bir üçgenin içi boş. Ağırlık merkezi şuradır gençler. Orta üçgenin işte çemberinin merkezi. Bakın asıl üçgenin işte çemberinin merkezi değil. Orta üçgenin işte çemberinin merkezi. Peki ve burası şurası speaker noktası diyebilinir. Evet. Şimdi burası da I üssü bizim orta üçgenimizin işte çemberinin merkezi değil mi? Ve S ile gösterilir gençler adettir. Dolayısıyla bu S de buraya düşüyor. Hatta speaker noktası da hatta S noktası da bu üç noktayla doğrusaldır. İşte gençler bu şimdilik 4 tanesini verdiğim şimdilik doğrusal olduğunu söylediğim bu 4 noktanın 4'ünden de geçen bu doğruya üçgenin nagel doğrusu denir. Ve dikkat edin aynı şeydeki gibi H, F, O, G hani o 4 noktanın da doğrusal olduğunu göstermiştik. Onda da bu 3, 1, 2 oranı çıkmıştı. Hani harmonik sırada olduklarını söylemiştik. Bu 4 nokta da harmonik sıradadır. Ve işin güzel yanı da şu gençler. Bakın bu doğru en büyük üçgenin IGN'sından geçtiği gibi orta üçgenin de IGN'sından geçiyor. Demek ki böyle bir şekilde ya yani bir üçgenin orta üçgeniyle kendisinin nagel doğruları aslında aynı doğrudur. Çok ilginç değil mi yani ben bunu gördüğümde yani şaşa kalmıştım. İnsan beyninin yani mükemmelliğini aslında inşallah anlatabilmişimdir. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen o da speaker noktasının güzellikleri olacak. Görüşmek üzere.